Neye sanat yapıtı diyoruz biz? Hangi koşullarda, hangi kriterlerden yola çıkarak bir işe, öyle söyleyeyim, bu bir sanat eseridir diyoruz veya değildir diyoruz. Şimdi bunun bir kriterinin olması lazım. Yani bir yapıtın sanat yapıtı olup olmadığına ilişkin bir kriter var mı, bir ölçüt var mı? Buna bakmak gerekiyor. Aslında sorulması gereken bir soru bu. Ama biz genellikle neyin sanat yapıtı olduğu konusunda bir fikrimiz olduğunu düşünürüz. Fikrimiz var, onun için böyle bir kritere ihtiyacımız yok diye düşünürüz. Yani nasıl olsa biliyoruz biz neye bir sanat yapıtı demek gerektiğini de bu bir sanat yapıtı değildir demek durumunda olduğumuzu genellikle biliyor varsayarız. Ve o yüzden böyle bir kriter arayışına, yani bir yapıtın sanat yapıtı olup olmadığına ilişkin bir kriter var mı yok mu sorusunu sormaktan genellikle kaçınırız, imtina ederiz eski deyimle söylemek gerekirse. Bence bunun bir objektif kriterinin olması lazım. Yani herkesin kendi kafasına göre takıldığı ve yanıtını bildiği bir şey olmamak gerekir bu. Yani niye? Ben valla bana göre sanat yapıtı, bana göre değil. O zaman nerede buluşacağız? Bir ortak noktada buluşmamız gerekir. Birinin sanat yapıtıdır, öbürünün sanat yapıtı değildir dediği bir objeyle karşı karşıya kaldığımızda kimin haklı olduğuna hangi kriterden yola çıkarak karar vereceğiz, öyle değil mi? Bunu bilmiyoruz. Şimdi bir kriter var aslında. Bu kriteri de benim bağlam kriteri dediğim kriter Marcel Duchamp'a borçluyuz, hepinizin çok iyi bildiği gibi. Herhangi bir objeyi, belli bir işlevi olan bir objeyi defonksiyonalize ederek, yani işlevsizleştirerek onu almak, ve sanatın icra edildiği bir mekana, bir galeriye veya bir müzeye, sanatsal bir mekana taşımak onu bir sanat yapıtı durumuna getirir diyor Marcel Duchamp. Ünlü pisuar örneğini biliyorsunuz. Pisuarın belli bir işlevi var. Erkekler tuvaletinde malum haliniz. Onu alıyor, işlevsizleştiriyor. Yani o işlevini, erkekler tuvaletindeki işlevinden onu oradan çıkararak alıyor ve bir galeriye ya da bir herhangi bir sanat alanına, sanatsal bir alanına taşıyor. Bir pedestalin, bir kaidenin üstüne koyuyor. O bir sanat yapıtı oluyor. Geçenlerde bir yerli film seyrediyorum. İşte böyle bir galeri var. Orada bir serginin açılışı var. İki arkadaş sergiye gidiyorlar. Bir masa var. Yuvarlak bir masa. Masanın üstünde bir sürahi, bir de bardak. İçeriye giren şeylerden, izleyicilerden biri masanın üstündeki sürahiyi ve bardağı görünce sürahiden suyu alıp bardağa koyuyor. O sırada galerinin sahibesi kadın yetişiyor. Ne yapıyorsunuz siz diyor, ne yapıyorsunuz? Bir sanat yapıtını mahvediyorsunuz diyor. Şimdi burada işte tam da Duchamp'ın yediği, pardon, nane diyecektim, vazgeçtim, yaptığı durum söz konusu. Yani alıyor bir yerden, işlevsizleştiriyor sözüm onu. Aslında işlevsizleştirmiyor da, çünkü masanın üstünde duran ve içi su dolu bir sürahi işlevsizleştirilmiş bir sürahi değildir. Pisuar gibi değil yani, onun bir işlevi var. Dolayısıyla oraya gelen de o işlevi kullanıyor ve suyu içiyor vesaire vesaire. Şimdi bu bağlam kriteri dediğim kriter aslında, demin de söylediğim gibi, anlatmaya çalıştığım gibi, aslında geçerli bir kriter değil bana göre. Yani herhangi bir objeyi işlevsizleştirip onu sanatsal bir mekana taşımakla o objeyi bir sanat objesi, bir sanat eseri, bir sanat yapıtı haline getirmeniz mümkün değil. O zaman şöyle yapalım. Aslında bir kriter bulmanın yollarını irdelerken, düşünürken şöyle bir şey yapalım diyorum. Yani bir sanat yapıtı olup olmadığı konusunda problemli olan durumlardan yola çıkalım. Yani üzerinde herhangi bir şekilde bir konsensüsün olmadığı, kesinlikle bir konsensüsün olmadığı sanat yapıtı, yani
Leonardo'nun diyelim son yemeğine veya Raffaello'nun veya Michelangelo'nun herhangi bir yapıtına biz artık sanat yapıtı mı değil mi gibi bir tartışmaya girmiyoruz. O abesle iştigal olur eski, absürt olur yani. Ama bazı şeyler var, bazı işler var öyle söyleyeyim. Genellikle iş deniyor artık, sanat yapıtı denmekten vazgeçildi, o da önemli bir şey. Bazı işler var ki onlar problematik. Yani kimilerine göre sanat yapıda, kimilerine göre değil. Bu iki ekstrem, iki uç, iki aykırı uç benim şimdi vereceğim örnek. Bunlardan biri, yani problemli dediğim iki uçtan biri, doğayı birebir yansılayan, yani doğayla birebir ilişki kuran, doğayı yansılamayı Öztürkçe taklit karşılığı kullanıyoruz. Doğayı birebir taklit eden mimetik yapıtlar için, hadi Grekçesinde söyleyeyim, mimetik yapıtlar için. Onların sanat yapıtı olup olmadığı problematiktir. İkincisi, doğayla hiçbir ilişkisi olmayan yapıtlar. Mesela soyut sanat diyelim, hani Kandinsky'nin, Klee'nin, buna benzer Bauhaus sanatçılarının vesaire, yani modern diyelim ressamların yaptıkları. Şimdi o zaman şeyle başlayalım, doğayı birebir yansılayan, birebir taklit eden şeylerle başlayalım. Bunun bir örneğini Hegel estetiğinde veriyor. Şöyle. Diyor ki Hegel estetiğinde, alıntılıyorum. Sanat yapıtlarında yetkin düzeyde bulunan bu yanıltıcı kopyalar, yani doğayla birebir ilişkili olan, maddi ilişkisi olan, doğayı birebir yansılayan yapıtlar için söylüyor bunu. Bu yanıltıcı kopyaların örnekleri çoktur. Zeuxis'in resmetmiş olduğu üzümler, antikiteden bu yana bir sanat şaheseri olarak anılmış ve doğanın öykünülmesinin bir zaferi olarak kabul edilmiştir. Şimdi antikide de Hegel'in anlattığına göre Zeuxis diye bir ressamdan söz ediliyor. Zeuxis. Hegel'in estetiğinden yaptım bu alıntıyı. Bu Hegel'in söylediğine göre bir salkım üzümün resmini yapmış. O kadar doğaya sadık kalarak, o kadar birebir bir kopyası halinde doğaya tercümesiyle söylersek öykünerek yapılmış bir resim ki bu. Hegel diyor ki, zaferi olarak kabul edilmiştir. Çünkü pek çok güvercin bu üzümleri yemeye gelmişlerdi. Şimdi o kadar üzümle birebir bir benzerlik ilişkisi içinde ki, güvercinler bile Hegel'in söylediğine göre onu sahici, o salkımı, yani Zeuxis'in yaptığı resmi, sahici üzüm sanıp gagalamaya gelmişler. O kertede doğayı birebir yansılamış olan resimler. Başka örnekler de var diyor Hegel, aslında Zeuxis'in örneğinin dışında. Bu eski örneğin yanında yeni bir örnek olarak Brüttner'in maymununu gösterebiliriz diyor. Bu hayvan Rösel'in Insects Belustigen adını verdiği çok değerli doğal tarih koleksiyonunda bulunan bir mayıs böceği resmini yemiş. Bir koleksiyonu var bu şeyin,
Brütner'in hayvan şeyleri var, resimleri var, onların koleksiyonu var. Bir Mayıs böceğinin resmi var o koleksiyonda. Bir maymun gelmiş ve o Mayıs böceğini, Mayıs böceği sanarak, tıpkı güvercinlerin Zeuxis'in üzümünü gerçek üzüm sandıkları gibi, o maymun da Mayıs böceği resmini gerçek bir Mayıs böceği sanarak yemeye kalkmış. Şimdi, evet, ne diyor? Evet, bir resminin kopyalarını tahrip etmesinden falan filan. Ha, ama çok önemli başka bir şey söylüyor Hegel. Diyor ki, Zeuxis'in ve işte bu Brütner'in koleksiyonundaki Mayıs böceğini yiyen maymunun veya bu işin diyor ki antikiteden bu yana bir sanat şaheseri olarak anılmış ve doğanın öykünülmesinin bir zaferi olarak kabul edilmiştir. Demek ki bazıları görüyor musunuz? O kadar başarılı ki doğayı birebir taklit etmekte. Güvercinler bile gelip Zeuxis'in üzümlerini yiyorlar. İşte bundan daha büyük bir sanat yapıtı olamaz. Doğayı birebir taklit ettiği için diye onu bir tür başyapıt kabul edenler vardır diyor Hegel. Hegel'in estetiğinde Zeuxis'in üzümleri ve Blüthner'in Mayıs böceği ile ilgili hikayesi. Dediğim gibi Hegel dediğine göre bu türden resimleri beğenenler ve sanat yapıtı sayanlar da var diyoruz. Başkaları da var, yani Hegel dışında bunu söyleyen başkaları da var. Voltaire'i biliyorsunuz. Candide diye bir eseri var. Candide de iyimserlik üzerindedir kitabın adı. Orada Senatör Pococurante diye bir karakter var, bir tip var. Voltaire'in Candide'inde Senatör Pococurante. Şöyle diyor, resim koleksiyonu var Senatör Pococurante'nin, zengin bir adam. Dostlarıyla resim galerisini, evdeki resim koleksiyonunu gezdirirken Raffaello'nun iki tablosunun önünde duruyor ve şöyle diyor. Candide'den, Voltaire'in Candide'inden alıntılıyorum. Senatör Pococurante dedi ki diyor, bu iki tablo Raffaello'nundur. Birkaç yıl oluyor, salt övüneyim diye çok yüksek bir fiyata satın aldım onları. Salt övüneyim diye, yani bende de Raffaello'lar var diye, salt övüneyim diye çok yüksek bir fiyata satın aldım onları. İtalya'da en güzel şeylerin bunlar olduklarını söylerler. Ancak hiç hoşuma gitmiyorlar diyor. Ancak hiç hoşuma gitmiyorlar. Renkler pek karanlık, yüzler gereği kadar değirmi olmayıp iyice ortaya çıkmıyor. Giysilerin kumaşa benzer hiçbir yanı yok. Tek kelimeyle ne derlerse desinler, bu tablolarda doğanın gerçek bir yansıtılışını göremiyorum. Bu tablolarda doğanın gerçek bir yansıtılışını göremiyorum. Bir tabloda gerçek doğayı görebildiğime inandığımda seveceğim onları diyor. Şimdi bir tarafta Zeuxis'in üzümlerini güvercinler gelip gagaladı diye müthiş birer başyapıt kabul edenler var. Veya maymunun Mayıs böceğini yemesini ve Mayıs böceğinin gerçeği, doğadaki Mayıs böceğini birebir yansılaması gibi. Onu başyapıt, o Mayıs böceği resmini tıpkı üzüm resmi gibi başyapıt sayanlar var. Ama buna karşılık Voltaire'in Candide'indeki Senatör Pococurante bu böyle düşünmüyor. O da diyor ki tamam Raffaello eyvallah, yani ben çok yüksek bir para vererek satın aldım ama hoşlanmıyorum bunlardan diyor. Çünkü doğayla ilişkileri yok bunun diyor. Yani bir kere daha söyleyeyim. İşte giysileri kumaşa benzemiyor.
tek kelimeyle ne derlerse desinler, bu tablolarda doğanın gerçek bir yansıtılışını göremiyorum. Doğanın gerçek bir yansıtılışını göremiyorum. Bu tabloda gerçek doğayı, bir tabloda gerçek doğayı görebildiğime inandığımda seveceğim o tabloyu, diyor Voltaire'in Kandil ya da İyimserlik üzerine Server Taneli çevirisi, Say Yayınları, İstanbul 1984, sayfa 107. Şimdi bu bir örnek. Yani doğayı birebir taklit eden mimetik bir örnek. Bir de doğayla hiçbir ilişkisi olmayan, doğayı hiçbir biçimde temsil etmeyen, bizim bugün soyut sanat diye adlandırdığımız sanat var. Yani iki ekstrem, iki aykırı uç dediğim. Biri doğayı %100 yansılıyor. Zeugses'in üzümleri ya da Brückner'in Mayıs böceği resimleri gibi. Beğenenler var. Gerçek sanat yapıtı sayanlar var doğayı birebir yansıladığı için. Ama yansılamadığı için de beğenmeyenler var. Raffaello'nun resimlerini örneğin. Şimdi bir de öbür uca gelelim. Yani hiçbir biçimde doğayı bir temsil etmeyen, doğayla ilişkisi olmayan resimlere bakalım. Bunun içinde çok ünlü bir büyük antropologun ne düşündüğüne bakalım diyorum aslında. Bu antropolog Claude Lévi-Strauss'tur. Türkçe'ye Yaban Düşünce diye çok önemli bir kitabı da çevirmiştir. Maalesef Türkçe'ye çevrilmeyen bir dizi konuşma yapmıştır Claude Lévi-Strauss, Georges Charbonnier ile. Bu konuşmalarda sorulan sorulardan, yani Lévi-Strauss'a sorulan, Charbonnier'in sorduğu sorulardan biri şudur, alıntılıyorum. Resim sanatı bağlamında sanat yapıtının konumu nedir? Resim sanatı bağlamında, Lévi-Strauss'a soruyor Charbonnier, diyor ki, resim sanatı bağlamında sanat yapıtının konumu nedir? Diyor ki, Claude Lévi-Strauss, büyük bir ihtimalle Zeuxis'i ve Mayıs böceğini düşünerek, sanat yapıtı doğanın tam bir yansılaması olamaz. Şimdi burada Lévi-Strauss bize çok önemli bir şey söylüyor. Bir kriter getirecek, bakın. Nasıl bir kriter? Niçin doğayı birebir yansılayan, yani Zeuxis'in üzümlerinin veya işte Brückner'in Mayıs böceği resminin niçin bir sanat yapıtı sayılmaması gerektiği konusunda bir kriter getiriyor. Diyor ki, doğanın sanat yapıtı doğanın tam bir yansılaması olamaz. Modelle yapıt özdeş iseler, üzüm üzüm, sanatçı, Zeuxis yani, doğayı mekanik biçimde yeniden çoğaltmıştır. Doğayı mekanik biçimde yeniden çoğaltmıştır. Bir başka deyişle diyor Lévi-Strauss, üretilen şey, yani resim, sanat yapıtı değil, bir nesnedir. Yani şunu demek istiyor Lévi-Strauss, Zeuxis'in yaptığı aslında dünyadaki mevcut üzüm salkımlarına bir üzüm salkımı daha eklemekten ibarettir. Nesnedir diyor çünkü. Üretilen şey ya da doğayı mekanik biçimde yeniden çoğaltarak ortaya konulmuş olan şey, o resim Zeuxis'in üzümleri, bu başka bir deyişle diyor. Üretilen şey sanat yapıtı değil bir nesnedir. Nesne deyince ne anlayacağız? Yani öyle yorumluyorum ben. Başka türlü yorumlanabilir mi onu bilmiyorum. Yani burada Lévi-Strauss'un söylemek istediği nesnedir derken kastettiği şey şu.
doğaya var olan üzüm salkımlarına, doğada var olan üzüm salkımlarına bir üzüm salkımı daha eklemiş olmak. Nesne dediği o. Peki, aslında Hegel de aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor. Yani Lévi-Strauss'un söylediklerine ilişkin şeyleri Hegel de söylüyor. Yani Hegel de sanat yapıtı sayılmaması gerektiğini, gerçi büyük şeyler var, büyük hayranları var Zeuxis'in doğayı birebir yansıladığı için işte gerçek başyapıt bu diyenler var. Ama Hegel öyle düşünmüyor. O da tıpkı Lévi-Strauss gibi şöyle diyor. Genel olarak öykünmeden doğan, öykünme diyor, taklit diyelim isterseniz, öykünmeden doğan ve onunla yetinen bir sanatın doğayla yarışamayacağını, ve bunun tersinin bir kurtçuğun sürünerek bir fili öykünmesine benzediğini söylememiz gerekir. Yani diyor ki Zeuxis'in yaptığı aslında doğaya mümkün değil yansılaması, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunun yaptığı bir benzetme yapıyor Hegel. Bir benzetme yapıyor, diyor ki Zeuxis'in durumu aslında bir kurtçuğun bir file öykünmesine benzer diyor. Yani öykünmeden doğan ve onunla yetinen bir sanatçının, bir sanatın doğayla yarışamayacağını, böyle bir şey mümkün değil, sen doğayla nasıl yarışırsın diyor. Doğayla yarışamayacağını ve bunun tersinin, yani doğayla yarışmayı, Zeuxis gibi, doğayla yarışmayı eğer benimserseniz, bu bir kurtçuğun sürünerek bir fili öykünmesine benzediğini söylememiz gerekir diyor Hegel. Yani Hegel'de, Lévi-Strauss'ta, Senatör Poco Curante gibi ve Zeuxis'in ya da Mayıs Böceği'nin resimlerini beğenenler ve onları başyapıt sayanlar gibi düşünmüyorlar. Yani doğayı birebir yansılayan, sanat yapıtları Hegel'e göre doğayla yarışmaya kalkışmaktır. Böyle bir şey mümkün değildir, yarışamazsınız diyor. Lévi-Strauss'a göre doğayı mekanik biçimde yeniden üretmektir. Bu da üretilen şey bir sanat yapıtı değil, bir nesne kılar diyor. Bu konuda bir tereddüt yok göründüğü kadarıyla. İki büyük referansımız var. Yani Hegel var, estetiği Hegel'in. Bir de Lévi-Strauss var. Onlar diyorlar ki doğayı birebir yansılayan sanat yapıtı diye bize sunulan sanat yapıtı değildir. Biri nesne diyor, tekrar ediyorum. Yani doğaya yeni bir salkım üzüm daha ilave etmekten başka bir şey yapmıyor. Öbürü de sen kim? Doğayla yarışmak, doğaya öykünmek kim? Diyor Hegel. Yani ikisi de aşağı yukarı değil, tas tamam. Doğayı birebir yansılayan, birebir doğayla ilişki kuran işe sanat yapıtı denemeyeceğini söylüyorlar. Peki. Şimdi öteki duruma dönelim. Yani doğayla hiçbir ilişkisi olmayan, doğayla %100 ilişkisi olandan doğayla hiçbir ilişkisi olmayan sanat yapıtları tırnak içinde gelelim. Onlar için acaba ne diyorlar, kim ne diyor? Orada da problematik bir durum var çünkü bazıları diyelim bu tür yapıtları tırnak içinde sanat eseri saymıyorlar. Eğer, bu meseleye sonra tekrar döneceğim, eğer bir anlam çıkıyorsa bu tamamen tesadüfidir, tamamen rastlantısaldır diyor. Bu rastlantısallıktan neyi kastettiğini görmeye çalışacağız tabii elbette. Ama önce Lévi-Strauss'un koyduğu kritere bakalım. Diyor ki bir kere her şeyden önce anlam üretiyor mu, üretmiyor mu? Anlam üretmeyen bir yapıta
sanat yapıtı diyebilir miyiz? Peki, anlam üretmenin koşulları nedir o zaman? Diyor ki Lévi-Strauss, bu koşulları zaten Ferdinand de Saussure söylüyor. Yani bir dil bilimci bize bu semantiğin, öyle söyleyeyim, kurallarını söylüyor zaten. Nedir o kurallar? Dil bir göstergeler sistemidir. Bir gösterge, işaret anlamında kullanıyoruz. Sign İngilizcesi. İşaretler sistemidir, bir göstergeler sistemidir. Ve bu göstergeler sistemi, kısaca de Saussure'ü anlatmam gerekiyor. Ferdinand de Saussure. Genel dil bilim dersleri diye çok önemli bir yapıtı var, Türkçe'de çevrildi. Berke Vardar tarafından Türk Dil Kurumu yayınladı. İsviçreli bir dil bilimci ve lingüistiğin, dil bilimin ve bir yandan da anlam bilimin temellerini atan adam diye biliniyor. Ferdinand de Saussure. Saussure'e göre, bir kez daha söyleyeyim, dil bir göstergeler sistemidir. Göstergeyi işaret anlamında kullanıyoruz. İm diyoruz. Türkçesi im. Gösterge veya im. Bunlar eş anlamlı olarak kullanılıyorlar. Yani işaret, gösterge, im. Eş anlamlıdır. Bize maalesef, bunu parantez için söylemek durumundayım, bu konuda terim birliği diye bir birlik söz konusu değil. Kimi im diyor, imi yiyor, tercih ediyor. Kimi göstergeyi tercih ediyor, kimi de daha eskiye bağlıysa işaret demeyi tercih ediyor, öyle söyleyeyim. Biz göstergeler diyelim. Neden? Çünkü bir gösterge diyor Ferdinand de Saussure, bir gösteren ve bir gösterilenden oluşur. Gösteren eğer söz konusu olan gündelik konuşma dili ise, yazı dili ise, bu sözcüktür. Gösterilen ise iki olasılık söz konusudur diyor Saussure. Ya bir objedir ya da gösterilen anlamdır diyor. Ya bir objedir ya anlam kavramdır, konsept. Duruma göre diyelim elma diyoruz, bazen manavdaki ya da masanın üstündeki o kırmızı yuvarlak, biraz sonra soyup, dilimleyip yiyeceğimiz elmaya atıfta bulunuyordur. Ya da anlam, elmanın kavramına atıfta bulunuyordur. Sözcük, ya sözcüğün gösterileni ya bir objedir ya da bir anlamdır. Güzel. Ama bu ikisi arasında çok önemli iki düzlemde ilişki vardır diyor de Saussure. Bir, bu ilişki nedensizdir diyor. Yani elmaya, bizim o obje olarak elmaya, kırmızı ya da yeşil ya da sarı her neyse, elmaya elma dememizin belli bir nedeni yoktur diyor. Yani elmanın herhangi bir özelliğinden dolayı biz elmaya elma dememişiz diyor. Türkler bir araya gelmişler. O kırmızı yuvarlak şeye
Ya çocuklar biz buna ne diyelim? Birisi bir şey söylemiş, bir başka bir şey söylemiyor. Biz buna elma diyelim demiş. Yani basitçe anlatıyor. Ha iyi, ha, fena olmaz tamam. Elma. İngilizler bir araya gelmişler, bakmışlar. Hani, birisi bir şey söylemiş, başka birisi başka bir şey söylemiş. Birisi demiş ki, ya biz buna apple diyelim. Harika, ne güzel. Tamam ya apple. Fransızlar bir araya gelmişler, acaba buna ne diyelim demişler. Birisi ne diyelim? Pom diyelim. P-O-M-M. Harika, çok güzel. Dolayısıyla Saussure diyor ki, bir objenin bir dilden başka bir dile tercüme edilirken başka bir kelimeyle tercüme edilmesinin ya da her dilde o objeye farklı bir takım adlar, isimler verilmiş olması bu ilişkinin, gösteren gösteriler ilişkisinin nedensiz olduğu anlamına gelir. Bir nedeni yok çünkü. Eğer bir nedeni olsa o zaman hepsinin aynı sözcüğü seçmesi gerekirdi. Elmaya niye elma dedik diye hiç düşündünüz mü? Düşünmediniz. İngilizler düşündüler mi? Fransızlar düşündüler mi? Düşünmediler. Çünkü arada bir bağ yok. Düşünmeye değmez çünkü arada herhangi bir bağlantı yok. Elmanın şu 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 özelliğinden dolayı biz ona böyle dedik dememiz mümkün değil. Nedensiz. İkincisi diyor, ikinci özelliği, saymaca oluşudur diyor. Konvansiyonel, yani üzerinde herkesin anlaşmış olması gerekir. Yani bütün Türklerin, Türkçe konuşan bütün Türklerin, o obje var ya elma, ona elma, E-L-M-A demen üzerinde anlaşmaları gerekir diyor. Yani dolayısıyla bu ilişki hem nedensizdir hem de saymacadır diyor. Ama bazı ilişkiler vardır ki dilde bunlar farklı türden göstergelerdir. Onlar nedenlidir diyor. Mesela haç. Haç bir gösterendir. Anlamı ne? Hristiyanlık. Yani gösterilen. Aradaki ilişki nedensiz bir ilişki değil diyor. Nedenli bir ilişkidir. Nedenli çünkü Hazreti İsa böylesine bir form üzerinde çarmıha gerildiği için o nedenle seçilmiştir diyor. Dolayısıyla bunlar farklı göstergelerdir ve bunlar simgedir diyor. Simge nedensellik ilişkisiyle kurulur. Çok önemli bir şey. Bu kavramları bilmenizde yarar var. Simge nedensellik ilişkisiyle kurulur. Çünkü de Saussure gibi söylersek gösterenle gösterilen arasındaki ilişki nedenli bir ilişkidir. O nedenle seçilmiştir. Terazi adaletin simgesidir. Neden? Çünkü ceza ve suç arasında bir dengenin olması gerekir. Veya suçsuz ceza, cezasız suç olmaz ilkesidir. Nullum crimen nulla pena sine lege gibi mesela. Denge var çünkü. O nedenle terazi adaletin simgesidir. Nedenli. Ve saymaca. Çünkü Hristiyanlar bir araya gelmişler, demişler ki biz haçı Hristiyanlığın gösterileni olarak kabul edelim. Yani kendi aralarında tıpkı bizim elmayı, Fransızların pomu, İngilizlerin apple'ı, apple üzerinde anlaşmaları gibi bunlar da böyle bir anlaşma yapmışlar ve haçı seçmişler.
Dolayısıyla diyor ki Saussure, simgeler göstergelerden, genel göstergelerden farklı olarak nedenli ve saymacadırlar. Güzel. Yani ister sıradan göstergeler olsun, yani nedensiz ve saymacalar, elma gibi vesaire gibi, sandalye gibi vesaire, ister öyle olsun, ister nedenli göstergeler, yani simgeler olsun, bunlar da daima gösteren, gösterilen ilişkisinde gösterilenin bir anlamı vardır diyor. Bu ilişkilerde mutlaka gösterilen bir anlam üretir diyor. Sadece objeyi değil ama aynı zamanda bir anlama da karşılık gelir. Dolayısıyla anlam üretiminin bu durumda Saussure göre ya göstergeler olarak ya da simgeler olarak anlam üretmesi gerekir. Yani nedenli ya da nedensiz ama saymaca gösteren gösterilen ilişkileri bulmak gerekir. Güzel. Hangi koşullarda anlam üretildiğini görüyoruz artık. Evet, güzel. Ferdinand de Saussure böyle söylemiş. Güzel. Peki, herhangi bir soyut sanat yapıtını alalım. Şunu siliyorum. Herhangi bir sanat yapıtını alalım. Diyelim ki Kandinsky'nin veya Klee'nin bir resmini alalım. Doğayla hiçbir ilişkisi yok. Lévi-Strauss ne söylüyordu? Semantik bağlamı olmayan yapıtlardır bunlar. Bunlar anlam üretmezler. Eğer anlam ürettiyseler bu tamamen rastlantısaldır diyor idi, hatırlayacaksınız. Güzel. Klee'nin ya da Kandinsky'nin bir yapıtı diyelim, herhangi bir yapıtı. Bakıyoruz, dünyayla, doğayla, insanla şu ya da bu biçimde ilişkilendirilebilecek, şu ya da bu biçimde bir temsiliyeti söz konusu edebilecek bir durum yok. Hiçbir şey yok. Sadece renkler ve çizgiler var. Ve bu renkler ve çizgileri biz herhangi bir şeye benzetemiyoruz. Bir tanınabilirlik, bak işte burada şuna benziyor, bak şu, böyle bir şey de söyleyemiyoruz. O zaman gösteren diyelim, Kandinsky'nin resmi. Gösterileni peki, yok. Gösterileni yok. Yani biz şu ya da bu biçimde gösterenle gösterilen arasında nedenli ya da nedensiz, gösterge veya simge herhangi bir bağıntı kuramıyoruz. O zaman hiç şüphesiz soyut sanat hiçbir şekilde anlam üretmez. Bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Semantik bağlamı yoktur. Eğer bir anlam varsa, diyor Lévi-Strauss, bu tamamen rastlantısal. Dolayısıyla soyut sanat anlam üretmediği için, sanat yapıtı demenin doğru olmayacağını ifade ediyor. Eğer gösterenle gösterilen arasında nedenli ya da nedensiz ve hiçbir biçimde saymaca olmayan, yani üzerinde herhangi bir anlaşmanın, bir konvansiyonalitenin, işte bu böyledir, hani hepimiz tıpkı elmanın, elma kelimesinin elmayı
gösteriyor olması gibi saymaca, yani üzerinde ittifak edebileceğimiz, öyle söyleyeyim, herhangi bir durum da söz konusu değil. Bir neden yok. Bir nedenli ilişki kuramıyoruz. Bir nedensiz ilişki kuramıyoruz. Bir saymaca, tabii nedenli ya da neden, saymaca bir durum da yok. Üzerinde anlaşmış da değiliz. Bu resmin neye gönderme yaptığı konusunda üzerinde bir ittifak da yok. Saymaca dediği de sosyolojik. Konvansiyonelite dediği o da yok. E o zaman buna işte varsa anlam, rastlantısaldır diyor. Bir başka deyişle, yine Lévi-Strauss'un deyişiyle anlam bilimsel bir gerçeklik sunmaz diyor Lévi-Strauss. Peki. Anlamın rastlantısal olması ne demek? Lévi-Strauss bunu açıklamıyor. Yani anlam, eğer bir anlam çıkıyorsa bu tamamen tesadüfidir diyor. Peki, bunu nasıl anlamalıyız? Bunu şöyle anlamalıyız, bana sorarsanız. Wittgenstein, ...20. yüzyılın, bana sorarsanız, en büyük filozofudur. Ludwig Wittgenstein. Türkçe'ye de çevrildi. Estetik, ruh bilim, dinsel inanç üzerine dersler ve söyleşiler. Ludwig Wittgenstein'in, Cyril Barrett derlemiş, Vaki Güçlü çevirmiş, yayın evine okuyamıyorum, Bilim ve Sanatlı'yı. Freud'la ilgili bir bölümü var, söylüyor zaten burada, ruh bilim üzerine de bazı şeyler yapmıştır diye. Şöyle, diyor ki Wittgenstein, ilginç. Duvarın üzerine bir şeyler karalayabilirim. Bu bir bakayım, bir bakıma yazıymış gibi görünür. Ama bu yazı ne benim ne de bir başkasının ayırdına varacağı ya da anlayacağı bir yazı değildir. Hani genellikle hepimiz yaparız, bilmiyorum siz yapar mısınız? Ben de yaparım. Hani böyle zaman zaman diyelim ki telefonla konuşuyorum. Önümde eğer kağıt kalem varsa bir şeyler çizerim böyle falan. Bir şeyler karalarım, İngilizler doodling derler. Doodling yani karalama. Öyle diyor burada zaten. Yazı değildir. Bu yüzden bunu gelişi güzel karaladığımızı söyleriz. Derken bunu bir psikiyatra götürüyoruz. Psikiyatr bakıyor. Psikiyatr bakıyor. Diyor ki, çözümleyici diyor bu işte, analist yani. Bana sorular sormaya başlar. Çağrışımlarımın izini sürer. Ve sonunda bunu niçin yaptığım yönünde verilecek bir açıklamaya ulaşırız. Sonra kazıdığım çeşitli çizikleri, yorumumda kurduğum çeşitli ögelerle eşleştirebilirim. O zaman da gelişi güzel çiziktirmalarım bir yazı türü diye, bir tür dil kullanıyorum diye görebilirim. Bu her ne kadar bir başkasınca anlaşılmayacak olsa da. Yani ortada bir saymacalık durumu yok. Yani üzerinde ittifak etmemiz söz konusu değil bir başkasıyla. Benim çünkü yaptığım doodlingler bunlar. Ama psikanalitik bir okumayla pekala bu anlamlandırabilinir diyor Wittgenstein. Bunu Lévi-Strauss'un rastlantı dediği şeye taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Klee'nin resmini bir tür doodling diye düşünürsek, bir tür gelişi güzel
çiziktirme olarak düşünürsek diyelim Klee'nin veya işte Kandinsky'nin bizim çizgiyle yaptığımız, onların renk ve çizgiyle yaptığını düşünelim. Aynı kategoride düşünelim ikisini de, Doodling'le Kandinsky'nin ya da Klee'nin resmini. O zaman mesela bir psikanalist bundan bir anlam diyor, çıkarabilir benimle yaptığı konuşmadan, diyalogdan sonra. Böyle bir rastlantısal anlam çıkarmak mümkün. Yani pekala şöyle de düşünebiliriz. Şeyi benzetmeyi biraz daha yaygınlaştırarak söyleyeyim. Diyelim ki Klee bir resmini alıyor ve Freud'a gidiyor. Freud'la konuşurken Freud'un sorduğu bazı sorular dolayısıyla diyelim o resme ilişkin. Bunu tamamen ben hayalimden uyduruyorum. Böyle bir şey yok tabii. Yani Wittgenstein'in söylediğini somut bir örnek uydurarak anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir şey yok yani. Klee'ye gitmiş değil, Freud'a gitmiş değil yani böyle bir şey. Onu hemen belirteyim. Yani böyle bir şey olsa diyorum, Freud bunu okuyabilir ve buna bizim anlam veremediğimiz, yani Lévi-Strauss'un anlamsız diye, semantik herhangi bir bağlama oturmuyor diye reddettiği metni, yani resmi, bir semantik diyelim anlama oturtabiliriz diye düşünüyorum. Ama her halükarda, her halükarda, konuşmanın başına dönelim, her halükarda ister doğayı birebir yansılasın, ister doğayı hiçbir biçimde yansılamasın, bu iki örneğin ikisinin de sanat yapıtı olarak okunmasının mümkün olmadığını ileri sürüyorlar. Bu tabii sadece soyut sanat için değil, elbette bugün artık işte televizyon, video sanat dedikleri veya işte enstalasyon dedikleri veya genellikle iş diye nitelendirdikleri yeni objeler, ben obje diyorum onlara, sanat yapıtı demiyorum, o objeler içinde geçerli olmak gerekir. Yani ama burada ortaya konan, burada ortaya konan iki ekstrem, iki birbirine tas tamam aykırı iki uçtur. Yani biri doğayı birebir yansılayan, öbürü doğayla hiçbir biçimde ilişkisi olmayan. Ne olacak peki? Ne olacak? O zaman sanat yapıtı olabilmesi için onun şu ya da bu biçimde anlamlandırılması gerekecek. Soyut sanat için söylüyorum. Öbürü zaten anlamlandırma gibi bir problem söz konusu değil. Onun meselesi başka. Onun meselesi anlamlandırma değil. Onun meselesi ne anlamı var meselesidir. Doğada üzümler varken sen bu üzümleri birebir taklit etmenin, taklit etmeyi yapmanın ne anlamı var diye sormak gerek. Birinde anlam yok diye eleştirmek, öbüründe de ne anlamı var diye sormak gerekir diye düşünüyorum. Yani her ikisi de, her iki uçta, her iki ekstrem de şu ya da bu biçimde anlamla ilişkili. Gerek Hegel'in söylediklerinden, gerek Lévi-Strauss'un söylediklerinden yola çıkarak. Her ikisi de anlamla ilişkili. Ama birine ne anlamı var diye soruyoruz. Abi, üzümler var zaten doğada, aynısını yapmanın ne anlamı var diye soruyoruz. Öbüründe de hiçbir anlamı yok yaptığın işin diyoruz. Demek ki yani ikisinde de sorulan soru anlama ilişkin, farklı bağlamda da olsa ikisi de anlama ilişkin sorular olarak karşımıza çıkıyor demektir diyorum ve bir saati doldurduğum için stop ediyorum. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.